Bakıyoruz ki çeşmelerden kendi evlerindeki hortumlarla halı yıkamaya çalışıyor bayanlar. İki tane halı yıkama evi yaptırdık ki suyu bedava. Eğer aracı yoksa bize müracaat ediyorlar. Biz araçlarımızla halıları taşıyoruz. Yıkandıktan sonra kurutuyorlar, tekrar evlere götürüyoruz. Bir hizmettir bayanlara. Sonra baktık fakirler var ve burada öğrenciler var. Ben de öğrencilik yaptığım yıllarda en fazla zorlandığım şey çamaşır yıkamak idi. 3-4 tane çamaşır makinesi aldık, işte kurutma makinesi. Bir de bir bayan kardeşimiz orada duruyor, ütüsünü de yapıyor. Dedik ki ya bu da ücretsiz olsun. Ciddi bir maliyet getirmiyor bize. Çamaşırımız bedava. Daha sonra bazı meslek kursları yaptık. Bunları ücretsiz yaptık. Bir vatandaş meslek sahibi olabilsin ki iş bulabilsin diye. Bunlar bedava. Bir de internet noktasında benim hep içimde yaradır. Çocuklar arkadaşlıkları bıraktı, internete çok fazla alıştı. Bir gün akşama kadar iki arkadaş yan yana oturuyor internette, biri birine nasılsın, annen nasıl, baban nasıl, kardeşin nasıl demiyor maalesef. Baktım ki yanlış sitelere de girebiliyorlar. Biz de belediyemizin altında bir tane internet evi yaptık. Bunlar bedava. Halı saha yaptık. Öğrencilerimizin başarı durumuna göre takdir teşekkür alanlara bedava. Almayanlara 50 kuruş 1 lira. Efendim hastanemiz biliyorsunuz bir kilometre, 1,5 kilometreye kadar şehir içinde uzakta. Hastalar var, hasta yakınları gidip gelmek istiyorlar. Bir otobüs koyduk. Bunlar da ücretsiz, bedava. Bedava olan işlerimiz epey var. Bunlar da halka yaşamda kolaylık sağlamak için. Ben memnunum, gurur duyuyorum. Ek bir maliyet de getirmiyor bize. Gayet de iyiyiz bu konuda. Sen gel buraya. Olmaz, sen al bak. Gel bak.